Şimdi gelelim kanda dolaşan, enerji alanımızda dolaşan nelerimiz varmış bu konuyla ilgili. Yine şey çıktı, baba ile çatışma çıktı, bağımlılık çıkmıştı, burada da çatışma çıktı. Baba ile sorunumuz neyse arkadaşlar çözmemiz gerekiyor. Ve özüyle kişinin bağlantısının kopması, güçsüz hissetmesi. Bunlar bizim kanımızda enerji alanı olarak dolaşıyor. Yani kanımız gidiyor bir yeri besliyor falan ama vitamin, oksijen falan veriyor. Verirken de güçsüzsün diyor. Verirken de özünle bağlantın yok diyor. Yani o enerjiyi de taşıyor. Organlara, kaslara, kemiklere. O yüzden de burada çok sevdiğim bir frekans çıktı. Yasemin frekansı. Kendine uzak ve kopuk kişilerde diyor çok etkili olur. Bize bu çalışmaya çok uygun. Depresyona iyi gelir. Endişeye, gelecek korkusuna iyi gelir. Katılığı esnetir. Esneklik sağlar. Yasemin de benim çok sevdiğim bir çiçektir ve kokusunu da çok beğenirim. Yasemin yağının böyle bir özelliği varmış. Daha sonra meridyenlere baktığımda böbrek meridyeninde sıkıntı olduğunu gördüm. Cesaretsizlik ve kronik sırt ağrıları. Kişilerde sırt ağrıları var ve cesaretsizlik var. Burada da mutluluk, coşku, heyecan ve yaşam frekansına ihtiyacımız var. Yaşam. Yani olduğu gibi tatlısıyla, acısıyla hayatı yaşamaya ihtiyacımız var. Evet. Bitti mi? Söz göreceğim. Ha. Şimdi burada iki cümle söyleyeceğim. Acaba bizim hayatımızın işte o hastalıklarda olduğu gibi arka planında ne çalışıyor? Biz şimdi bir hayat yaşıyoruz ya. Bu hayatın kahramanı benim hayatımda. İşte senin hayatının kahramanı sensin. İşte oğlunun hayatının kahramanı oğlum, kızımın kızım falan. Yani ben hayatımın merkezindeyim. Yani kahramanı benim. Benim annem, babam, kardeşlerim, arkadaşlarım, çevrem var. Bunlar hepsi benim içimin birer yansımasıyla oluşturulmuş parçalarım. Dizmişim etrafıma. Sonra o parçalardan gelen enerjilerle ben hayal kırıklığı yaşıyorum, acı yaşıyorum, üzüntü yaşıyorum falan. Sonra diyorum ki işte şöyle bir olay olmuştu, şöyle yapmıştı. Böyle bir şey olmuştu, böyle demişti falan diyorum. İşte bunları ben anda tutmaya devam ediyorum. Şöyle bakabilir miyiz? Bunu kendime de söylüyorum. Şöyle bakabilir miyiz? Ya anneciğim, babacığım, kardeşlerim hepsini çok seviyorum. Ama onların bir görevi var. Bu görevi de ben vermişim onlara. Niye? Çünkü benim potansiyelimin ortaya çıkabilmesi için böyle bir ailede olmam gerekiyor. Başka bir ikinci alternatif yok. Tamam. Onlar görevini yaptı. Görevini yapıyor. Şöyle desek, film ya da tiyatro oynuyor gibi, film oynuyor gibi. Desek ki, evet buradaki görevimiz buydu. İşte 12 yıllık döngüyü kapatıyormuş ya mesela. Son 12 yılda yaşadıklarımıza baksak ve desek ki, herkes görevini ne güzel oynamış. Duygusal işkence yapması gereken duygusal işkenceyi yapmış, güzel yapmış. Filmde kötü rolü oynayana da ödül veriliyor, rolünü çok güzel oynadı diye. Şimdi annem, babam, ailem, herkes, ben dahil kendimi de suçlamadım. Hepimiz rolümüzü çok güzel oynadık. Şimdi ben bu rolde devam etmek istiyor muyum? Yoksa yeni bir role mi geçmek istiyorum? Buna karar versek. Yeni bir role geçmek istiyorsam acaba nasıl bir rol oynasam? Ne istiyorum? İşte hayat amacı, misyon falan dedik ya. Ben nasıl bir filmde oynamak, nasıl bir başrol olmak istiyorsam onunla ilgili yazsak, bir hayal etsek, gözlerimizi kapatsak, karşımızda bir televizyon ekranı var gibi annemize bir rol versek, babamıza bir rol versek ama bu sefer bilinçli bir şekilde versek ve orada bir enerji oluştursak ve onu oynayabilmek için benim ne yapmam gerekiyor? Buna bir karar versem. Ve filmler değişiyor ya, filmlerde de roller değişiyor. Artık aynı rolden sıkıldım. Ben başka bir role geçeyim desek. Neler değişir acaba? Neler değişir acaba? Ve geçmişe de geçmiş olsun desek.
Hani bir şarkıda vardı ya, geçmişe geçmiş olsun. Geçmişe geçmiş olsun desek, görevler bitti desek. Ya şu andan itibaren kendim için de söylüyorum. Her şey böyle sıfırlansa. Tabii deneyim olarak devam edeceğimiz rollerimiz olacak. Ancak bu bakışla baksak. Yani ben nasıl bir anne olayım? Nasıl bir anne rolü oynayayım? Nasıl bir evlat rolü oynayayım? Nasıl bir eş rolü oynayayım şu andan itibaren? Nasıl yapsam? Kendimde değiştirsem bazı şeyleri. Kendimde değiştirirsem benim projeksiyonumdan yansıyacak olan kişilerde de mutlaka değişim olacak. Çünkü ben oraya başka bir enerji gönderiyorum. Aynı enerji oluşmaz. Az çok değişir. Ama Sezgi Hocam, burada kendine de sahici bakmak önemli değil mi? Şimdi ben mesela atıyorum, dünya güzeli olmayı değil, yani daha ruhsal şeyler mi seçmeliyim? Mesela ben şunu düşündüm. Çok gerçek ve mutlu bir İlkay olayım. Çok gerçek ve mutlu bir anne olayım falan. Sanki o böyle herkesi iyileştirir gibi. Hani gerçekçi mi bakmak lazım? Nasıl konumlandırmak? Hani özümüze de yaklaşacağız ya. Rol diyoruz ya bir taraftan. Çok olmadık bir şey seçersek de çelişir miyiz? Hani onu bir... Doğru, çok güzel bir noktayı temas ettin. Burada kastedilen şey aslında şu: özünden kopuk bir yeni model değil, yeni rol değil. Senin içeride hangi potansiyelin, yeteneklerin var, o yetenek ve potansiyelleri ortaya çıkaracak yeni bir rol. Yani ben gidip mankenlik yapamam ya da ben gidip işte bilmem ne yapamam. Benim için ne olabilir? Benim için hoşgörüsü daha yüksek, kalbini sevgiye daha fazla açmış, geçen gün giriş kapısında 10 dakika bekletti diye çocuklara atarlanmayan biri olmayı isteyebilirim. Yani 2 dakika bekletirsin de bu 10 dakika nedir diye çocuklara kızdım mesela, gençlerdi. Orada mesela benim ailemden birileri olduğunda, ya burada onlara bu tepki verilmesi doğru mu derler, ama ben atarlanabiliyorum. Orada mesela duramadığım yerler var. Ya da böyle bir gerilim ortaya çıkıyor ve o gerilimle gergin tepkiler veriyorsun. İşte oralarda daha da böyle açabilsem, daha böyle alanımı daha sevgiye, şefkate, kalp açıklığına, ha kızmam gereken yerde de kızsam o ayrı, denge içinde olabilsem. Mesela, ya da başka, senin için televizyonculukla ilgili şimdiye kadar diyelim ki sen burada yayınlarla ve televizyonculukla kariyerinde belli bir yere geldin ve belli bir şeklin var, yapış şeklin var. Acaba senin kendinle ilgili hayallerin, tespit ettiğin şeyler var mı? Ya şunu şöyle yapsam, bunu böyle yapsam dediğin yerler varsa, işte o rol değişimleri orada olacak. Anladım. Sen yani bu işin yapış şeklini değiştireceksin. Hayatın şeyini al, sorumluluğunu da al, değil mi? Evet. Yani sana verilen potansiyelin, aslında rol derken sana verilen özün en yüksek potansiyelini seç. O role geç. Evet, en yüksek potansiyelini. Çünkü burada bize hayatın getirdiği şeylerin bize ne için getirdiğini bilmeden şikayet, değersizlik, kurban psikolojisi içinde kıvranmak yerine sorumluluğunu alarak kendi üzerinde çalış. Aslında bütün mesele bu. Kendi üzerinde çalış. Bugün burada kızarsın, gerilirsin. Sonra gelirsin, ya ben burada niye gerildim ki şimdi, bir bakayım ne oluyor bana dersin. İçine bir sorarsın, içine bir dönersin. Yanlış yapmışsan, tamam insanım ya, ben de insanım, yanlış yaptım deyip kendini de çok suçlamadan yürümek lazım. Yani hayatı yaşarken de kendini de çok eleştiren, eziyet eden, suçlayan bir yeri bırakmak lazım. Bizim genelde yaptığımız şeylerden birisi de bu. Ben yetersizim, ben atalet içindeyim, ben tembelim, ben şuyum, ben buyum. Hayır, enerjiler izin vermiyor yapmana. Artı tabii burada Allah'ın sana verdiği istekler var. O isteği içine vermiyor. Vermiyorsa bir sebebi vardır. İçeriden o istek gelmiyorsa, ya başka bir yöne çevir kafanı. İlla orada sabit bekleme, ya da oraya bakıp oradan yürüyeceğim gibi deme. Başka bir yöne bak, kendini suçlamak yerine. Belki de gerçekten çok sevdiğin şey yanı başındadır da bilmiyorsundur. Başka bir şey istiyorsundur. Yani aslında istediğinle yaparken zevk alacağın şey çok farklıdır. Onu fark et gibi. Fark edelim inşallah. İçimizdeki ışığı yakalım, parlatalım inşallah.
Fark Evet, edebiliriz. parlatalım. İnşallah.